İşe Kabe'den başlaman lazım. Gönül Kabe'nden başlaman lazım. Senin gönül Kabe'nin Rabbi benim. Seni ben yarattım buyuruyor. Senin bu gönlünün Rabbi, onu düzene sokan benim, ona bir yol çizen benim. O yolda yürütmek sana aittir yalnız. Allah kitabını indiriyor, peygamberini gönderiyor, sirat-ı müstakimi gösteriyor. Yürümek sana aittir yalnız. Yol senin gönlünde, senin gönül Kabe'nde, Allah'a giden yol. İstersen onu tercih eder, ne buyurdu ayet-i kerimede? Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Dilemeyenin cehenneme kadar yolu var. Sen Rabbini istemiyorsan, dilemiyorsan, yol tutmak istiyor musun? Gelmek istiyor musun Rabbine? Yapman gereken şey nedir? Muhabbeti toplamak. Sevmek. Allah'ı sevmek, Allah için sevmek. Bütün mahlukat üzerinden Allah'ın muhabbetini kazanmak. Allah'ın hatırına sevilmeye layık olmasa da onu sevmek. Bakalım Resulullah Efendimiz'e, alemlere rahmet, sevmeden merhamet edilmez. Sen birinden nefret edersen ona merhamet edemezsin çünkü. Senin bunu becerebilmen için helal ve temiz olanıyla it'am olmuş olman lazım. Yani miden, aklın, gönlün Allah'ın senin için hazırladığı, helal, temiz dediği, ikram ettiğiyle nimetlenmen lazım ki bunu yapabilesin. Yoksa gönül Kabe'ni şirkle doldurmuş olursun. Aklını tezekle doldurmuş olursun. Çöplükle doldurmuş olursun. Gönlünü çöplüğün sevgisiyle doldurmuş olursun. Eğer bütün bunları yapabilmen için senin Allah'tan emin olman lazım. Allah'a güvenmiş olman lazım. Bunları yapamamanın sebebi Allah'tan emin olamayışındır. Allah'a güvenmediğin içindir. Allah öğretiyor, öğretmesine güvenmiyorsun. Yol gösteriyor. O yolda yürürsem kazanır mıyım, kazanamaz mıyım diye ona güvenmiyorsun. Allah yatırımını ahirette yap, ebedi hayatını kazan diyor. Ahiretin olup olmadığına güvenmiyorsun, yatırım yapamıyorsun. Benim için sabret diyor, yapamıyorsun. Benim için ikram et diyor, yapamıyorsun. Bütün bunlar Allah'a güvenmediğin içindir, ondan emin olmadığın içindir, ona iman etmediğin içindir. Evet, bakıyoruz, gönül Kabe'mizde ne vardır? Evet, Allah peygamberi gönderiyor, hem kendisi ticaret yapıyor, muhabbetin ticaretini, marifetin ticaretini, hem de kendisine iman edenlere marifeti öğretiyor. Onunla nasıl muhabbetin ticareti yapılır, kazancı kazanılır, öğretiyor. Bunu bir fiili olarak da gösteriyor. Evet, insana nasıl muamele edilir, hayvana nasıl muamele edilir? Mesela hayvana olan muamelesi nasıldı? Mekke'yi fetha giderken 10 bin kişilik ordudur. Yolun kenarında bir köpek yavrulamış. Evet, Resulullah Efendimiz'e haber veriyorlar. Yolun kenarında bir köpek yavrulamış. Ordu geçiyor. 10 bin kişilik ordudur. Ezme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Tabii bu ordu aynı zamanda
Develer var, atlar var. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki, köpeği ve yavrularını rahatsız etmeyin. Böyle giden yolda şöyle bir aşağı inin dedi, tekrar böyle yukarı çıkın dedi, böyle bir zikzak çizeceksiniz. Köpek ve yavruları rahatsız olmasın dedi. 10 bin kişilik orduya zikzak çizdirdi. Hayvana yaptığı, köpeğe yaptığı muameleye bak. Mesela Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam neredeyse haftada bir sefer mutlaka Uhud dağını ziyarete giderdi. Buyurdu ki, sahabe merak ediyor. Dağa neye gidiyor Resulullah Efendimiz? Buyurdu ki, evet Uhud bir dağdır. Ama o Uhud bizi sever, biz onu severiz. Bizim dağ gibi taştan topraktan gördüğümüz seviyormuş. Dağ seviyormuş. O Resulullah Efendimiz'i seviyormuş. Resulullah Efendimiz onu seviyormuş. Evet. Bir dağa yaptığı muameleye bak. Ticaret değil mi? Sevginin ticareti. Muhabbetin ticareti. Evet, bir defasında yanında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali var. Bunlardan bir tanesi yok. Deprem oluyor, dağ sallanmaya başlıyor. Çok şiddetli şekilde dağ sallanıyor. Uhud dağı. Resulullah Efendimiz ayağını yere vurdu. Dağa vurdu böyle. Yere vurdu. Dur dedi. Üzerinde bir peygamber, iki şehit, bir sıddık vardır. Sakin ol. Dedi. Dağ durdu. Onu dinliyormuş. Evet, deprem esnasında her yer sallanıyor ama Resulullah Efendimiz öyle buyurunca o kendini tuttu. Doğal olarak sallanması gerekir. Ama Resulullah Efendimiz ona böyle söyleyince evet onun hatırına kendini tuttu, sallanmadı. Evet. Sevginin ticaretini o öğretiyor. Yaşayarak öğretiyor. Göstererek öğretiyor. Kıyamete kadar onun varisleri böyle öğretir. Başka türlü olmaz yalnız. Sadakallahu azim. Evet, sureleri böyle anlatıyorum. Şimdiye kadar 30'dan fazla sure gördük. Bu 29. sure olması lazım. Nüzul sırasına göre. Ama hepsinde anlatmadığım bir şey vardır yalnız. Anlatmadığım değil, anlatamadığım bir şey. Bunun için, yani anlayabilmek için buna hazır olmak lazım yalnız. Yani gönlümüzün onu alabilmesi gerekir. Allah nasip ederse, eğer hepsini tamamlarsak, sonra her bir sureyi bir de özel olarak anlayacağız.
Arkadaşlar ne kadar bizi dinlemişse, anlamaya çalışmışsa sonra bizim anlatacaklarımızdan o kadar anlayabilir yalnız. O kadar istifade edebilir. Onun için arkadaşların dersi asla kaçırmaması gerekir. Bir de internetten bir sefer, iki sefer anlayana kadar, gönlü mutmain oluncaya kadar onu mutlaka dinlemeli, izlemeli, anlamaya çalışmalıdır. Kendine göre de bir tefekkür yapmalıdır. Allah hepinizden razı olsun.